Sevgili dostlar, hayırlı günler diliyorum. Uşak'tan binler selam. Şu anda Uşak Üniversitesi'ndeyim ve dışarıya baktığımda çok güzel, çok nefis bir kar yağdırılıyor. Ve tabii ki bu bizi son derece sevindiriyor. Kar, yağmur, rahmeti ilahiyedir, ilahi bir rahmettir. Buna hiçbir beşerin Cenab-ı Hakk'ın dışında hiçbir mahlukun şüphesiz ki gücü yetmez ve yetmiyor da. Evet, bize düşen sadece dua etmektir. Duanın dışında ne yapabiliriz ki? Cenab-ı Hak bize acıyor, şefkat ediyor, merhamet ediyor ve hazine-i gaybtan, gayb hazinesinden bize kar gönderiyor, yağmur gönderiyor, bahar gönderiyor. Evet, bu karın arkasında bir bahar gizli. Yeşillikler gizli, çiçekler gizli, meyveler gizli. Evet, yiyeceğimiz, muhtaç olduğumuz her şey bunların arkasında. Evet, sevgili dostlar, sizinle Dolmuş adlı bir hikayeyi paylaşacağım. Hikaye şöyle, hayatın içinden hikayelerinden birisi Cüneyt Suavi'ye ait. Şöyle anlatıyor. Onu gördüğüm anda bir acelesi olduğunu anlamıştım. Sağanak halinde yağan yağmura aldırmıyor ve bükülmüş beline rağmen bir sağ bir sola koşuyordu. Yanına sokularak, "Hayrola teyzeciğim," diye fısıldadım. "Bir derdiniz var galiba." Sıcak bir tebessümle, "Buralara yabancıyım evladım," dedi. "Hastaneye gitmek için araba arıyorum." "Bu havada taksi bulmak biraz zor," dedim. "Dolmuşlar daha uygun. Ben de zaten o yöne gidiyorum. Aynı dolmuşa binerek oraya gelince size haber veririm." Teşekkür edip yanıma yaklaştı ve küçücük bir çocuk gibi elimdeki şemsiyenin altına girdi, nurlu yüzü yağmur damlacıklarıyla ıslanmış, yanakları üşüyerek pembeleşmişti. Biraz sakinleşince, "En küçük torunum kaza geçirdi," dedi. "Çok şükür durumu kötü sayılmaz ama birkaç gün boyunca yatması gerekiyor. Bu yüzden onu ziyaret etmek istedim." Saatime bakarak, "Bunun için yarım saatimiz var," dedim. "İnşallah yetişiriz." Duraktaki sıranın hemen başındaydık ve ilk dolmuşa bineceğimizden emindik. Fakat araba gelince arkamızda bulunan 3-5 delikanlı bizi kenara iterek dört bir yandan içeri doluştular. Hemen onlara yaklaşıp, "Dolmuşa binme sırası bizdeydi," dedim. "Sırayı bozmaya hakkınız var mı?" Şoförün yanına geçen kırmızı kazaklısı, "Eğer hak istiyorsan Hakkari'ye gideceksin bacım," dedi. "Eğer hak istiyorsan Hakkari'ye gideceksin bacım," dedi. Hem oradaki haklardan vergi alınmıyormuş. Dolmuştakiler bu berbat espriden çok hoşlanmışlardı. Bindikleri araba atılan kahkahalarla sarsılıyordu. Sesimi biraz daha yükselterek, "Benim için bir problem yok," dedim. "Ama şu ihtiyar teyze hastaneye yetişmek için uğraşıyor. Üstelik de 20 dakika vakti kaldı." Bu sefer şoför sırıtıp, "Teyzenin bu arabaya ihtiyacı falan yok be abicim," dedi. "Biraz okuyup üflese oraya uçuverir." Dolmuştakiler kahkahalar eşliğinde duraktan uzaklaşırken sinirlerim iyice tepeme çıkmıştı. Fakat ihtiyar kadın bu konuda konuşmayı gereksiz gördüğü için öylece susuyordu. 10 dakika sonra başka bir dolmuş geldi. Yaşlı kadınla birlikte arka koltuğa yan yana oturduk. Yapacağı ziyaretten çok ümitsiz görünse de kadıncağız
o halinden şikayet etmiyordu. Yolda zaten fazlasıyla kalabalıktı. Fakat yavaş akan trafik biraz sonra tamamen tıkanıp felç oldu. Şoför hemen arabadan aşağı inip bu tıkanma bence çok normal bir şey değil dedi. Doğrusu merak ettim. Adam arabayı çalışır durumda bırakarak en yakın kavşağa doğru yöneldi. Ve oradaki şoförlerle konuşup döndüğünde kısmete bakın ya diye söylenmeye başladı. Bizden önceki dolmuşa bir kamyon çarpmış. İnşallah bir şey olmamıştır dedim. Yaralı falan var mı? Maalesef varmış dedi. Arabayı gördüm. Sanki üstünden tren geçmiş, içerideki gençler de yaralıymış. Şoför dahil tamamını teyzenin gideceği hastaneye kaldırmışlar. Göz ucuyla yaşlı kadına baktım. Bir şeyler okuyordu. Belki de o gençlere dua ediyordu. Şoför şaşkınlık içinde. İnanması zor ama gerçek diye devam etti. Bu zamanda hiçbir şeye güvenilmiyor. Dolmuş ışıkta beklerken bir kamyon gelerek ona feci bindirmiş. Hem de Hakkari'den gelen koca bir kamyon. Evet sevgili dostlar, hikaye bu kadar. Gerçekten hak, hakikat, gerçek bunlar çok önemli şeyler. Şimdi kalkıp da şuna veya buna gülmek, alay etmek, onun hakkını gasp etmek, onun hakkına girmek ne kadar da büyük bir vebaldir gerçekten. Bize düşen gündelik hayat içerisinde girdiğimiz sıralarda başkalarının hakkına tecavüz etmek sizin sıramızı beklemektir. Hakkımızı beklemektir. Ne hakka girelim ne de hakkımızı çiğnetelim. Tabii ki meşru daire içerisinde hakkımızı arayacağız. Ama asla ve asla hak yemeyeceğiz. Evet, bize dinimiz, Rabbimiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle emrediyor, böyle istiyor. Evet, günde en az 40 defa söylemek durumunda olduğumuz Fatiha suresindeki İhdinas sıratal müstakim diyerek konuşmamı bitirmek istiyorum. Rabbim bizi dosdoğru yola ilet. Asla ve asla sapanlardan, saptıranlardan eyleme. Amin. Hayırlı günler diliyorum sevgili dostlar.